Merhaba. Bugün insan ve çevre ünitesini anlatacağım. Bu ünitede öğreneceğimiz konular bilgi olarak biraz fazla. O yüzden size şimdiden tavsiyem ara ara durdurup not almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bilgi ünitesidir. Çok fazla yoruma gerek olmayan bir ünite. Bu ünitede neler öğreneceğiz? Onlara bir bakalım önce. Ekosistem nedir? Biyolojik çeşitlilik nedir? Biyolojik çeşitliliğin faydaları nelerdir? Biyolojik çeşitliliği neler tehdit eder? Ülkemizdeki ve dünyadaki nesli tükenen ve tükenme tehlikesinde olan canlılar, çevre nedir? Su, toprak, hava kirliliği, yıkıcı doğa olayları yani deprem, sel, volkanik patlamalar, heyelan, kasırga ve hortum. Bunlar hakkında bilgi vereceğim bu derste. Hemen başlıyorum. Öncelikle canlılar ve çevrede bilmemiz gereken ilk kavram ekosistemdir. Ekosistem bizim etrafımızda gördüğümüz canlı ve cansız çevrenin toplamıdır. Tanım olarak belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrenin oluşturduğu ortama ekosistem denir. Bir ekosistemde canlı cansız birbirine karışmıştır. Etrafımızda gördüğümüz canlılar mesela bitki olabilir. Bitkiler olabilir, hayvanlar olabilir. Ya da işte mikroorganizmalar, mikroorganizmalar Bunları tabi göremeyiz ama olduklarını biliyoruz. Cansız olarak ise en basiti su, hava veya soluğu, soluğu verdiğimiz zaman dışarı çıkan gaz olan karbondioksit. Karbon dioksit. Bunlar bizim etrafımızdaki canlı ve cansız çevrelerden birer tane ikişer tane örnektir. Devam edersek çevremizde kaç çeşit canlı sayabiliriz? Mesela etrafımıza baktığımız zaman mesela serçe işte tavuk ot maydanoz güvercin veya kedi köpek kedi köpek biraz daha düşünürsek tabii bu uzar bu liste ilk etapta etrafımızda gördüğümüz canlıları sayarsak bir liste yaparsak şu kadar canlı saydık işte bu bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin sayıca zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Yani ben buraya çok fazla çok fazla canlı yazabilseydim o zaman buranın biyoçeşitliliği daha zengin olacaktı. Bio Latince canlı demektir. Yani canlı çeşitliliği kısacası tür olarak ne kadar fazla canlı sayabilirsem o bölgenin biyoçeşitliliği fazla demektir. Burada şu an az saydım. Demek ki çok biyoçeşitliliği olan bir yerde değilim gibi düşünebiliriz. Bununla ilgili bir örnek var. Genelde karıştırılan bir kavram olduğu için bir örnekle hemen devam edeceğim. Örneğin A bölgesi ve B bölgesi var. A bölgesinde 1000 tane koyun, 2000 tane inek bulunuyor. B bölgesinde bir tane keçi, bir tane koyun, bir tane de tavuk bulunuyor. Soru diyor ki bana hangi bölgenin biyoçeşitliliği daha fazladır? Şimdi karıştırılan kavram şudur. Biyoçeşitlilikle canlı sayısını karıştırıyoruz. Biyo çeşitlilik yani çeşitten kaç tane var demektir. O canlıdan mesela koyundan bin tane olması sadece bir çeşit anlamına gelir. Yani sonuçta hepsi koyun farklı bir tür değil. Ki inekten 2000 tane olması yine inek olduğu için sadece bir çeşittir. Buraya baktığım zaman bir çeşit burada keçi bir çeşit koyun bir çeşit yine tavuk bir çeşittir. Baktığım zaman burada 3 çeşit hayvan varken burada sadece 2 çeşit hayvan var. Ama baktığım zaman gördüğüm gibi burada 3000 tane hayvan var. Burada sadece 3 tane hayvan var. Biyoçeşitlilik derken dediğim gibi karıştırmayın diye söylüyorum. Sayı önemli değil. Kaç tür olduğu önemlidir. O yüzden B bölgesindeki biyoçeşitlilik daha fazladır diyorum. Biyoçeşitliliğin faydaları yani bir yerde bir canlı türünden değil de birkaç türden fazla olursa bunun faydaları nelerdir? İnsanların temel ihtiyaçları daha kolay karşılanır. Örneğin süt içeceğiz sadece inek var. E, keçi olsa koyun olsa çeşitlilik olsa daha fazla ihtiyaçlarımız karşılanır. Bitkilerin çeşitliliği fazla olursa çevreyi yani havayı temizler, erozyonu önler. Erozyon biliyoruz ki toprak kayması. Bitki kökleriyle bunu tutuyor. Çok çeşitli bitki olursa çok bitki olduğu anlamına da gelebilir dolaylı olarak. Bu da erozyonu, toprak kaymasını önler. Tarım, eczacılık, tıp ve hayvancılık gelişir. Çünkü biliyoruz ki birçok ilaç zaten birçok ilaç kimyasal olarak üretilmiyor. Doğadan elde ediliyor. Doğadan bitkilerden elde ediliyor. Bunlar eğer çok fazla çeşitli olursa çok fazla ilaç elde edilir. Hayvancılık, tarım, tıp alanında daha fazla gelişiriz. Aynı zamanda ülkenin ekonomik olarak da gelişmesini sağlar. çeşitliliğin fazla olması. Evet, ekosistemle ilgili bir tane örnek verelim burada. Mesela ekosistemden bahsetmiştik. Ekosistem neler olabilir? Orman ekosistemi olabilir, akarsu ekosistemi olabilir. Çölse çöl ekosistemi olur. Denizse deko, deniz ekosistemi ya da mesela bataklık. Bataklık ise bataklık ekosistemi. Hatta deniz değil biraz büyütürsek okyanus. Okyanus ekosistemi. Bunlar da ekosistem türleridir. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden yani biyolojik çeşitliliği derken canlıların az türde olmasını yani canlıların kısacası canlıları tehdit eden olaylar bile diyebiliriz buna. Bazı türler çünkü te tehlike altında. Ee, bunların listelediğimiz zaman GDO diye bir başlık var. GDO'nun açılımını yapmamız lazım. GDO genetiği değiştirilmiş organizma demektir. Organizmayı da eğer e, aklınıza takılıyorsa organizma da canlı demektir. Yani genetiği değiştirilmiş canlı demektir. İnsanlar bazı canlıların bitkilerin genetiğiyle oynayabiliyorlar. Ama bunlar diğer türlere zarar verebiliyor. Bu da o türlerin yok olmasına neden oluyor. Biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor. Yani biyolojik çeşitlilik azalıyor. Aşırı otlatma, meraların tahrip edilmesi, nüfus artışı, kentleşme yani şehirlerin çok fazla büyümesi, evsel ve sanayi atıkları aynı zamanda küresel ısınma küresel ısınma ve mesela ne diyebiliriz? Aynı zamanda da Sera etkisi, sera etkisi bunlar da dünyanın sıcaklığını arttıran olaylardır. Küresel ısınma sera etkisiyle bağlantılı bir olaydır. Sera etkisi sonucunda küresel ısınma olur. Sera kelime olarak anlamıyla bildiğimiz sera ile benzeştiği için bu ismi almıştır. Dünyanın üzerindeki hava katmanlarının onu çok fazla gaz birikmesi sonucu ısıtmasına denir. Ve küresel ısınmaya sebep olur. Bunlar da biyolojik çeşitliliği olumsuz etkiler. Bir tane soru var. Küresel ısınma, iklim türü, yeryüzü şekilleri hangileri biyoçeşitliliği etkileyen faktörlerdir? Baktığım zaman küresel ısınma zaten tehdit ediyor. Olumsuz yönde etkiliyor evet. İklim türü, eğer bir iklim çok sertse orada yaşayacak canlı türü de azdır. Orada az canlı yaşar. Örneğin kutuplarda çok çeşitli çeşitli bitki canlı göremezsin. Zaten bitki göremezsin. Hayvanlarda sayısı azdır. Bu da etkiler. Niğar şekilleri çok dağlık bir bölge olduğunu düşünelim. Burada her canlı orada uyum sağlayıp gelişemeyeceği için orada da çeşitlilik azdır. Bu durumda üçü de etkiliyor. 1, 2 ve 3 diyorum. Evet, ülkemizdeki biyoçeşitlilik ne durumdadır? Buna bakalım. Kitabınız rakamları vermiş. Bunlar güncel rakamlar olduğu için ben de o rakamlardan faydalanacağım. Mesela bitki türüne baktığımız zaman 9000 bitki türü ülkemizde var. Ama Bunların yüzde yirmi biri yüzde yirmi tehlikede. Yani tükenme tehlikesi var. Bunlar ne? Mesela çiğdem. Mesela iris. Mesela nergis. Mesela orkide. Özellikle orkidenin üstünde duracağım. Çünkü orkide salep yapımında kullanılır. İçtiğimiz salep var ya. Bunun köklerinden çünkü tomurcuk bir kökü vardır. Yani e, soğan köklü denir buna. Bu köklerden salep yapılır. O yüzden çok fazla tüketilir. E, nesli tükenme tehlikesindedir. Bunları not edebilirsiniz. Test sorularında karşınıza çıkabilir. Hayvan türüne bakarsak ülkemizde hayvan türü 80 bin civarındadır. Bunların da tehlikede olanları var. Mesela yine birkaç tane not almak için yazacağım. Örneğin Akdeniz foku. Akdeniz Foku, Alagik, Çizgili Sırtlan, Kelayna Kuşu, Toros Kurbağası, ve diyelim Bozkır Kartalı. Bunları da dediğim gibi not alabilirsiniz çünkü bunlar genelde test sorularında çıkan şeyler. O yüzden uzun uzun yazdım üşenmeden. Evet dünyaya bakarsak ise dünyada nesli tükenen bitki hayvanlar da vardır. Tükenme tehlikesi olan da da vardır. Önce tehlikede olanları tamamen tükenenleri değil, nesli tehlikede olanlara bakıyorum. Örneğin hayvanlara bakarsak panda, e, Bengal kaplanı. Javan Javan gergedanı Meksika Yunus'u ismi biraz garip siyah ayaklı siyah ayaklı dağ gelinci ve pigme pigme ufak demek pigme borneo fili bunlar tehlikede olan hayvanlar bitkilere gelince yeşim bitkisi yine bakın likya orkidesi venüs sinek kapanı sinek kapan bitkiler vardır bu da onlardan biri sinek kapanı ve ismi garip. Raflesia diye yazılıyor. Raflesia diye ben okuyorum çiçeği. Test sorularında çünkü yazılışı işinize sadece yarar. Diğerine çok fazla gerek yok. Nesli tükenenler ise yani artık yoklar. Bunlar test sorularında çok fazla üstünde duruluyor. Bir defa ilk olarak biliyoruz ki dinozorlar yok artık. Dinozorlar Dinozor demiyorum. Dinozorlar diyorum. Çünkü bir sürü türü var içinde. Mamut. Yani film büyüğü. Eski. Moa. Bu bir kuş. Ee, biraz deve kuşuna benzeyen bir kuş. Ve Tazmanya kaplanı. Bunu da dikkat edin. Tazmanya canavarı demiyorum. Çünkü Tazmanya canavarı hala soyu var. Ama Tazmanya kaplanı artık yok. Ve Anadolu aslanı. Anadolu aslanı. Bunların artık soyları tükendi. Dünya yüzeyinde bulunmuyorlar. Evet bir tane soru. Dediğim gibi çok fazla soruluyor. Diyor ki soru işareti Moa, Mamut, Dinozor, Tazmanya, Kurdu ya da işte buradaki kaplanı. Muhtemelen bu e, soruda da onu kastetmiştir. Soru işareti yerine ne yazılabilir? Ben hemen en azından şu üçünden kafadan biliyorum ki bunların artık soyu tükenmiş hayvanlardır. Tazmanya e, kaplanı olarak biliyorum ama burada kurdu olarak yazmış. Olabiliyor bazen. Bakıyorum. Nesli tükenen hayvanlar. Bu olma ihtimali var. Zaten bu üçü öyledir. Nesli tükenmekte olan hayvanlar. Hayır bunlar zaten tükendiği için bu ne diyorum. Nesli tükenmekte olan bitkiler. Alakası yok bitki değil bunlar. Nesli tükenen bitkiler. Alakası yok bitki değil. Evet demek ki A şıkkı doğru cevapmış. Evet, ünitenin diğer bölümü çevre nedir? Çevre içinde yaşadığımız ortam bizi etkileyen, her ile etkileyen, her durumda etkileyen ortamdır. Canlıyı kuşatan ve etkileyen her şeye çevre denir. İnsan ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişki içinde oldukları ortama da çevre denir. Bu ilişkiden dolayı çevredeki en ufak bir değişiklik yani evimizde bile bir değişiklik olsa bundan etkileniyoruz. Çevremizdeki her değişiklikten insan ve diğer canlılar etkilenir. Çevre zamanla kirlenir. Evet tabii ki bunun en büyük sebebi Biziz, insanlarız. Sanayinin hızlı gelişmesi bu da bize bağlıdır. Hızlı nüfus artışı bu da bize bağlıdır. Çevre kirliliğinin sebeplerindendir. Şimdi bakalım çevre kirliliği 3'e ayrılıyor. Bir su kirliliği, iki hava kirliliği, üç toprak kirliliği. Ya bunları adıyla su kirlenirse su kirliliği, hava kirlenirse hava kirliliği, toprak kirlenirse toprak kirliliği. Burada problem yok. Bununla ilgili ne olabilir? Bununla ilgili olan olay bunların sebep olduğu hastalıklar. Mesela su kirliliğinin sebep olduğu hastalıklar tifo, kolera, sıtma hastalıklarına örnek verebilirim. Bunlar birkaç tanesidir sadece. Hava kirliliği astım, bronşit yani akciğerlerle ilgili olan kısmıdır. Aynı zamanda gözlerimiz de bu havaya sürekli maruz kaldığı için tahriş olur. Ve bunlar da dolaylı olarak kalp rahatsızlığına sebep olur. Toprak kirliliği ise topraktan besinlerimizi elde ettiğimiz için yetişen bitkiler vesaire zehirlenme alerji ilk etapta geliyor. Dolaylı olarak çocuklarınıza yani sizin çocuklarına onların çocuklarını ise zeka bozuklukları olarak devredebiliyorsunuz bu yediğimiz besinlerin zehirli olması veya kirli olması ile ilgili. Evet bir tane soru. Su kirliliği yıllar diye bir grafik var. Su kirliliğindeki değişimin sebebi hangisi olabilir? Önce değişimin ne olduğuna bakıyorum. Grafik okumayı bilmemiz gerekiyor. Bakın grafik dediğim şu kısımdır sadece. Bunlar grafiğin eksenleridir. Bunları zaten diğer ünitelerden anlatmıştık, biliyoruz. Yıllar ve su kirliliği. Bakın su kirliliği gitgide artıyor. Aynı şekilde gördüğünüz gibi grafik de artıyor. Demek ki grafik zamanla su kirliliğinin arttığını söylüyor. Demek ki su kirliliğini arttıran sebepler bunlardan hangileridir diye bana soruyor. Ormanların artması hayır bu su kirliliğine sebep olmaz. Bu çevreyi olumlu yönde etkiler bunu almıyorum. Fosil yakıtlar yani havayı kirleten kullanımların artması. Fosil yakıtlar biliyorsunuz sadece e, işte havayı kirletmiyor aynı zamanda suyu da kirletiyor. O yüzden bu ifadeyi alıyorum. Sanayinin artması evet bunu da alıyorum. İkisinin de sanayi atıklarında buna etkisi olabilir. Fosil yakıtlarında buna etkisi olabilir. Örneğin fosil yakıtlar deyince petrol, doğalgaz ve kömürü düşünmem lazım. Kömürün de bir sürü yan ürünü vardır. En bilinen plastiktir. Ve bu plastik atıklar da suları kirletebiliyor. O yüzden bunu aldım. Cevabım 2 ve 3'tür. 2 ve 3 doğru cevaptır. Evet yıkıcı doğa olayları. Yani bu insanın dışında olan bir olay. İnsan bunu engelleyemiyor zaten. Önlem almak için bir şeyler yapabilir. Evet önlem alabilir ama tamamen %100 önlem de alamaz. Can ve mal kaybına neden olur. Kısa sürede meydana gelir. İnsanlar tarafından önlenemez. Nerede ve ne zaman olacağı tümü tahmin edilemez. Bazıları tahmin edilebilir. Birazdan yazınca söyleyeceğim zaten. Mesela birincisi deprem. Depremi tahmin edemeyiz evet. Ama önlemler alabiliriz. Tamamen önleyemesek de en azından can ve mal kaybını, malın çok önemi yok. Can kaybını azaltabiliriz. İkincisi seldir. Üçüncüsü heyelan. Yani toprak kayması. Toprak kayması. Üçüncüsü volkanik pat, üçüncüsü, dördüncüsü volkanik patlamalar, volkanik patlamalar. Beşincisi kasırga. Ülkemizde çok fazla olmuyor. Hortum. Bu da ülkemizde çok fazla olmuyor. Son dönemlerde Antalya'da biraz aşırı olmaya başladı. Seraları çok fazla etkiliyordu. Bunlar yıkıcı doğa olaylarıdır. Bunları teker teker görelim. Mesela depremler. Dünyanın dış katmanı yer kabuğudur. Ama onun altı yumuşak ve sıcak olan manto dediğimiz magma tabakasıyla kaplıdır. Bu magma tabakasının üzerinde aynen kayalar birbirinden kırılmış levhalar halinde şu şekilde durur. Ve magma oynayınca bunlar da o kırık bölgelerinden hareket etmesi, hareket ederler. Bu hareketten dolayı depremlerin %90'ı kadar olur. Bir iki tane daha sebebi vardır ama onlar şu an konumuzla ilgilidir. Levhalar yavaş olsa da hareket ederler. Bu birbirine temas eden levhalar. Düşünün altında magma tabakası var. Yani akışkan bir tabaka. O yüzden bunlar da sürekli Hareket ediyorlar ve çok büyük kütleler birbirine bu sürtünme inanılmaz bir enerji ortaya çıkarıyor ve sarsıntıları sebep oluyor. Levha denir bu parçaların bu ellerimle gösterdiğim her birine levha denir ve bu levha hareketleri sarsıntıya sebep olur. Bu sarsıntılara deprem denir. Şimdi depremle ilgili bilmemiz gereken bir iki, birkaç tane önemli nokta var. Mesela fay. Fay ne demektir? Fayın Türkçe'si kırık. Bu levhaların arasındaki çatlaklar faydır ve bunlara biz kırık deriz. Bu bölgelerde deprem olacağı zaman bu bölgelerde olur. Mesela duymuşsunuzdur fay hattının üstünde falanca yer var diye. Evet fay hattının üstündeysen işin kötü. Şimdi deprem yerin altında başladığı bir nokta varsa buna odak noktası denir. Kitabımızda buna depremin merkezi demiş. Yani merkez noktası demiş. Evet, odak noktası, merkez noktası kitabınıza göre. Merkez noktası derseniz merkez üssüyle karıştırabilirsiniz. O yüzden ben size oraya yine doğrusu olan odak noktası demenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu odak noktasının düz bir çizgi çizip yere çıktığı en yakın noktaya ise merkez üssü denir. Örneğin derler ki deprem yerin 5 kilometre altında olduğu, merkez üssü de falanca şehir. O falanca şehir yeryüzüne çıktığı anda bulunan kısımdır. Orası merkez üstüdür. Yerin altında o ilk başladığı kısım buna şöyle diyorum. Başladığı nokta. Başladığı nokta ise odak noktasıdır. Şu gördüğünüz halkalarda titreşim yani enerji sarsıntı halkalarıdır. Bunlar halkalar halinde her yere yayılır. Ne biliyorum şimdi? Fayı biliyorum. Kırık demektir. İlk başladığı yer odak noktasıdır. Odak noktasının yeryüzüne en kestirme çıktığı yere de merkez üssü denir. Bunlar depremde bilmeniz gereken kavramlardır. İkincisi ise volkanik patlamalar. Ülkemizde volkanik patlama olmuyor. Çünkü aktif yanardağ yok. Ama birçok ülkede volkanik patlamalar görülebiliyor. Ama bizim ülkemizde dediğim gibi yok. Ne demek? Manto yani o sıcak ve akışkan tabakanın içindeki magma yer kabuğunun zayıf bulduğu bir noktasından dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyor kuruyor. Örneğin şu nokta zayıf nokta. Çıktı kurudu 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 en sonunda o meşhur şekli alıyor. Bir koni şeklinde Gördüğünüz yanardağ şeklini alıyor. Noktalardan yeryüzüne çıkar. Bu fışkıran lavlar. Fışkıran sıvının adı lavdır. Fışkıran yer magma tabakası. Magma tabakasının diğer ismi mantodur. Kavramlarını e, üstüne basarak söylüyorum. Kuruyarak dağ şeklinde yükselir. Lavlar yerleşim alanlarına zarar verir. Nadiren ölüm ve yaralama olur. Çünkü zaten bellidir. Bu patlama esnasında bunun... Çıkarttığı sarsıntılardan etrafındaki insanlar, etrafındaki evdeki insanlar bunu bilir, duyar, fark eder ve buraları boşaltır. Buralarda yaşamasının da bir sebebi vardır. Bu magma tabakasının yaydığı küller ve toprak çok verimlidir. Çok verimli olduğu için ne kadar da tehlikeli olsa insanlar kaçma şansları olduğu için buralarda yine de tarım arazisi olarak kullanırlar. Çünkü gerçekten çok verimlidir. Şimdi volkanik patlamalarla ilgili de bir e, ee, bakalım. Evet magma dediğimiz kısım. Magma zayıf noktayı buldu ve çıktı. Bu çıktığı yere baca denir. Baca. Bu gördüğümüz gibi zaten bacaya benziyor. Tam çıktığı yere ise krater. Krater denir. Ve volkan bulutu oluşur. Çünkü o esnada kül etrafa yayılır. Kül ve taşlar etrafa yayılır. Lavlar buradan akar, lava akıntıları, tüf birikintileri yani o küllerin birikintileri işte verimli topraklarda buralarda oluşur. Ne var elimde? Magma tabakası zayıf noktadan, bacadan çıktı. Krater aynı şekilde kraterden yayıldı. Lavlar akmaya başladı. Bulut yukarı çıktı. Volkan taşları ve küller de etrafa yayıldı. Bu da volkanik patlamadır. E evet, sıra geldi birkaç tane küçük kavrama ve konunun sonuna sel biliyoruz ki toprak tarafından emilmeyecek kadar yağmur yağması sonucu oluşur yağmur emilmediği için aniden yağdığı için bu da önüne katan her şeyi süpürür götürür malcan kaybına sebep olur. Deniz seviyesinin yükselmesi, fırtınaların neden olduğu büyük dalgalar, kar sularının aniden hava ısındığı için erimesi sele neden olur. Bu notları da şu tikleri attığım kısımlarda belki test sorularında karşınıza çıkabilir. Heylan yani toprak kayması, kayalardan veya topraklardan oluşan kütlelerin yerinden koparak yer değiştirmesi. Bazıları çok hızlı bazıları yavaş olur. Yani belli eder yavaş yavaş akar. Bazıları aniden götürür. Can mal kaybına sebep olabilir. Ama bunun da çok büyük bir can kaybına sebep olmaz. Bu da ufak ufak belli eder. Heyelan bölgeleri bellidir. Toprak kayacak bölgeler bellidir. Yağmur yağdığı zaman insanlar biraz daha burada temkinli olur. Evet kasırgaya ve ortuma gelelim. Kasırga rüzgarın hızlısı. Ne kadar hızlısı? 118 km bölü saatten hızlısı. Eğer senin rüzgarın 118 km bölü saatten daha süratli ise daha süratli olduğu için ona kasırga denir. En hızlı rüzgar demektir aslında bakarsan. Evler, ağaçlar, ormanlar zarar görür. Dediğim gibi ülkemizde çok fazla olmuyor. Ama genelde Amerika'da falan o civarda, ekvator iklimine yakın olan yerlerde daha çok olur. Hortum ise dönen rüzgardır. Soğuk ve sıcak havanın dar bir alanda yer değiştirmesi. Yani baktığın zaman şöyle bir durum. Soğuk sıcak hava o oraya gelirken o buraya gelir. Dar bir alanda yaptığı için aynı zamanda döner. Hızlı bir şekilde kendi etrafına dönen havaya hortum denir. Can mal kaybına sebep olur. Evet bu ünitede bu kadar. Bir sonraki ünitede elektrik herhalde anlatacağım büyük ihtimalle. Herkese iyi çalışmalar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.